Kolay bir iddiayla yola çıkmıyorsunuz. Kişisel haklar çerçevesinde yaklaşık Türkiye genelinde yaşayan 1 milyonun üzerinde insana kamusal yararı sunmak, onlarda kamu bilincini ve erdemini oluşturmak iddiasıyla yola çıkıyorsunuz. Elbette kafanızda net ve çağdaş bir format olmalı bu insanlara sunacak. Aksi takdirde diğerlerinden farklı olarak sizin bu insanlara verebilecek hiçbir şeyiniz olamaz. Her konuda siz bu formatı sunanabilmelisiniz. Örneğin yönetim. Evvela biz ağrımızda, güzel ilimizde yönetim anlayışını 21. yüzyıl yönetim anlayışını adapte etmeyi planlıyoruz. Kamu yönetimi ve hizmetlerinde katılımcı, şeffaf, adil ve denetim esasına dayalı bir yönetim anlayışını tesis etmek istiyoruz. İnsanlar yönetimden ne ister? Kendi açımızdan meseleye bakalım. İnsan yönetimden ne ister? Evvela kaliteli bir yönetici olmak ister. İnsan ilişkilerinde iyi ve kaliteli bir insan olmak ister. Çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurmak ister. Bunu neden ister? Şüphesiz bir sorumluluk bilincinden ötürü. İdaresine talip olduğunuz bir halka karşı duymuş olduğunuz bir sorumluluk bilincinden ötürü ister bunu. Daha önce de ifade ettiğim gibi bir kere bir yönetici her türlü ortamı ve ilişkiyi doğru algılayabilmeli. Halkının önceliklerini doğru ortaya koyabilmeli. Değişen şartlara halkının hızlıca uyumunu sağlayacak gerekli tutum ve davranışı en hızlı bir biçimde, en doğru bir biçimde ortaya koyabilmeli. Veya bu şartları yönlendirir hale gelebilmeli. Bakınız bu konuda önümüzde çok mükemmel bir model var. Sayın Başbakanımız. Sayın Başbakanımızın yönetim anlayışını, onun muhteşem kadrosunun yönetim anlayışını gerçekten biz güzel ilimizde en üst düzeyde hissettirmek istiyoruz. Her türlü ortamı halkı içinde olarak kullanabiliyor. Halkının değişen şartlara hızlıca uyumunu sağlamak için gerekli tutum ve davranışları en doğru bir biçimde ortaya koyabiliyor. Veya bunları yönlendirebiliyor. Bu olayları, bu durumları, bu ilişkileri, işimi yönetebiliyor. Örneğin bir dünya krizi oldu, ekonomik kriz. Bu krizi herkes eleştirdi. Sayın Genel Başkan teğet geçti denildi. Birçoğu marketteki domates, soğan veya patatesin fiyatına bakarak bunu eleştirdi. Aslında biz tablonun genel görünümüne baktığımızda bütün makroekonomik göstergelerin makul bir düzeyde yürüdüğünü devamlı gördük. Tabii bu durum ülkemizin hem iç hem dış yatırımcının adresi haline gelmesine neden oldu. Bu bizim için önemli bir model. Bunu biz en üst düzeyde ağırda hissettirmek istiyoruz. Cenab-ı Hak insanları çok mükemmel yaratmış. Ben katılımcı yönetimin anlayışından yanayım. Bunu açıklamak için ifade ediyorum. Her insanı bir takım yeteneklerle dünyaya göndermiştir. Yeteneği olmayan insan yoktur. Az ya da çok dondurulmuş, kısa ya da uzun vadeli eğitime ihtiyacı olan bireyler vardır. Biz eğitimde bireye bu şekilde bakarız. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Belli bir eğitimden sonra her birey üretici olabilir.
İnsanların yetenekleri konusunda en çok kullandığımız kavramlardan biri de yaratıcılık. İlahi anlamda yaratıcılık sadece Hazreti Allah'a aittir. Yoktan var etme temeline dayanır. Bilimsel olarak siz hiçbir şey yoktan var edemezsiniz. Ancak bunun günlük dilde de kullanımı var. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak, çevrenizle sağlıklı bir iletişim kurmak. Bu anlamdaki her yaratıcılık çabası, kamusal alan içerisinde devamlı özel alana meydana getirir. Bakınız insanlar genellikle tanıdığına yakın, tanımadığından uzak durur. Ama siz yönetmek istiyorsanız, insanların katılımını istiyorsanız, toplumsal mücadeleyi başlatmak istiyorsanız, o halde tanımadığınız kişiye de yaklaşacaksınız. Onunla da oturup çay içebilmelisiniz, çorba içebilmelisiniz, zengin fakir demeden, eğitimli eğitimsiz demeden, köylü taşralı veya şehirli demeden bütün insanlarla siz bir özel alan oluşturabilmelisiniz. Onların kalplerine eğer talipseniz, o kalplerindeki kutsiyeti enerjiye dönüştürmek istiyorsanız onlarla da oturup o özel alanı doğurabilmelisiniz. İdeal yönetici bu özelliği taşır. İdeal yönetici mevcut değerleri sadece izlemez. Yenilerini oluşturmakla hem insanların katılımını sağlar, hem insanların canlı kalmasını, hem de kurum ve kuruluşların canlı kalmasını sağlar. Bakınız, yenilikçi yaratıcı yöneticiler devamlı farklı bakış açılarını kullanan, bütün insanların katılımını sağlamak amacıyla devamlı farklı bakış açılarını kullanan kişilerdir. Bunlar kaynakları kullanmada, ekonomik gelişmede, rekabet ortamında, ürün personel gelişimi ilişkilerinde ne yaparlar? Devamlı farklı bir bakış açısı, devamlı farklı bakış açılarını kullanır. Bizler Ağrı'da çalışmaların, özellikle belirtilen proje çalışmalarının başarılı olabilmesi için Ağrımız, halkımız için ufuk açıcı olabilmesi için bizler bu katılımcı yönetim anlayışını kesinlikle en mükemmel bir biçimde uygulayacağız, en başarılı bir biçimde sürdürebileceğiz. Çok şeffaf bir biçimde sürdürebileceğiz. Yeniden Türkiye, yine.